Herkese selam guys. Bugün Aim Redline nasıl oynanır falan o tarz bir şeyler söyleyeceğim size. Tabii şey değil bu. Hani Dust 2 nasıl oynanır dersin, işte onu rank atlamak için izlersin falan. Rank'te iyi oynamak için falan. Bunu izlemenin pek bir manası yok yani. Videoyu ben açmadım, siz açtınız. Burada Aim Redline'da iyi oynasanız ne yazar? Yani bilmiyorum, çok bir önemi olmaz ama ben size şimdi birkaç Emre'den taktiği vermeye çalışacağım. Yani aklıma geldi. Şu an hiç hazırlık yapmadım zaten. Şimdi şöyle başlayalım. Benim en sevdiğim, ben 2 sene önce falan oynadığımda pek yapan yoktu. Şu aralar ben serverlarda falan yapmaya başladığımda yine yapanlar oluyor. Bir kere duvar atmak. Duvar atmak çok basit Emre'den. Yani görebildiğiniz en basit duvarlar. Şurada mesela pikliyor mu? Şuradan mesela şuraya bakıyorsunuz. Kimse yok mesela. Şuradan falan böyle duvarı tarayabilirsiniz random. Bakın yamuk attım ama çok hiç neredeyse hiç risk almadan yiyorsunuz sonuçta. Sonra şuraya mesela şuraya da doğru diyebilirsiniz. Sonra ikinci taktik, bu benim çok sevdiklerimden. Şimdi siz şurada olduğunuzda genelde rakibin şurada oluyor değil mi? Tamam, rakibin yani buraya burası. Rakibiniz şuradan pikliyor. Siz yukarıdan aşağıdan çıkabilirsiniz. Aşağıdan piklediğinizde vücudunuzun çoğu gözüküyor. Burada bu kutu daha küçük buna oranla. Ondan dolayı buradan piklerken CTRL ile pikliyorsunuz ve sadece kafanız gözüküyor. Biraz yavaş oluyorsunuz ama sizin M4 A4 alır daha düzgün gidiyor yani mermileriniz. CTRL ile acayip düzeliyor zaten mermiler. Buradan özellikle Deagle M4 olur. İstediğiniz silah oynarsanız bayağı ölümsüz gibi bir şey olursunuz eğer vuruyorsanız yani birkaç. Şuradan CTRL ile herkesi alırsınız zaten. Veya işte böyle yaparsınız. Sonra şuradan yaparsınız falan. Sonra başka ne taktiği var? Şuradan pikliyoruz mesela. Burada adam var büyük ihtimal. Şuraya sıkarsınız ve böyle CTRL'ye basıp beklersiniz. Bu biraz riskli bir şey. Şöyle CTRL'ye basıp beklersiniz, adamı piklesiniz. Bu olabilir. Şu, buraya vurunca çıkar o. Zaten genelde işte bekleyenler falan şurada falan bekleyenler için o. Sonra yaptığım diğer şey, şuraya geliyorsunuz direkt şöyle çıkabiliyorsunuz çok basit bir şekilde. Eğer şurada adamı olsa da sıkıntı yok yani. Zaten dediğimiz gibi Emre'den zaman. Şuraya bakabilirsiniz şöyle. Çok avantajlı oluyor yine. Buraya yani rakibin burada olduğunu düşünün. Cidden garip bir yer. Ondan sonra ya burayı çok önermiyorum. Çok kullanmıyorum. Full body'nizi gösteriyorsunuz. Sadece head gösteren birine. Sonra rush olayı var. Rush. Valla hiç yapmadığım bir şey yani. Cidden pek yapmadığım bir şey ama mantıklı mı yani? Zaten server'da herkes size söver falan. Bence mantıklı değil zaten. Bir de en sıkıntılı şey var. Spam kill falan da var mesela. Şurada doğdunuz. Şuraya geçiyor. Sonra burada geçerken şuradan vurunca bende spam kill falan diyorlar. Bence bu spam kill olmuyor. Nerede doğduysan korumalı bir yere geçtikten sonra, mesela şurada mı doğdun? Korumalıya geçtikten sonra direkt zaten o, ben vurmaya başlarım açıkçası serverlarda. Onun için yani burada mı doğdunuz? Yani geçmeye çalışın isterseniz. Büyük ihtimal geçersiniz yani, çok sıkıntı olmaz ama. O şekilde şurada doğduysanız şuraya geçin veya şuraya geçin işte. Burada doğduysanız zaten sıkıntı yok. CTRL'le dediğim gibi piklersin. Oradan da sıkıntı yok. Sonra burada doğduysan sıkıntı büyük işte. Burada doğduysan 2-3 kişi sana bakıyor olabilir. Ne yap biliyor musun? Bence şuraya gel. Şuraya şöyle bak. Şuradan artık seni göremiyor ya. Şuradan şuraya piklersin. Burası çok iyi yer çünkü adam eğer şöyle pikliyorsa, şöyle pikliyorsa onu görüyorsun ve vuruyorsun. Rush da değil. Yani buradan izle. AWP alınır mı burada? Bence yani isterseniz alın ama Game Red'den nasıl olur? Bu şekilde şimdi aklıma şu var mesela. Bunu neredeyse hiç yapmadım. Bunu yapıyorsanız helal olsun. Yani şuradan pikliyorsun. Tabi adamı vurman lazım. Sonra Cüneyt Arkın modu var. Adam böyle çıkmıyor mu? Ya da AFK olup olmadığı belli değil mi? Şöyle çıkıyorsun CTRL ile. Hep CTRL var ama. Çünkü mermiler çok düz gidiyor. Kesinlikle AK oynamayın bu kalpte. Yani kendiniz geliştirmek istiyorsanız AK oynayın ama bunu geliştirmek değil, insanları üzmeye çalışıyoruz. O yüzden M4 almanızı öneririm. Bu da hedef, kafa hedef atıyor. Armor olmuyor zaten bu serverlarda. Body armor olmuyor ya da işte headshot zaten tek atıyor bunlar. Bu çok düz gidiyor mermileri CTRL'de. AK ile ise düz gitmiyor. AK alınmalı.
Yumurtanın üstüne çıkıyor mu? Çıkılıyordur, ben çıkamadım bir zaman ama bir mantığı yok. Ben şöyle yapıyorum bazen. Sonra bayağı az kişi kaldığını şöyle çıkıyorum. Buradan pikliyorum falan ya da sonda az kişi kaldım buradan pikliyorum. Genelde zaten yani buralara falan bir bakınca insanlar şaşırıyor. Sonra da duvar tarama işini söyleyeyim. Şimdi mesela şuradan pikliyorsunuz tepeleriyle. Şuradan mesela adam şuradan çıkacak ve sizin şurada adamınız olup olmasının da çok önemi yok. Şuradan birkaç çıktıktan sonra trap fire atabilirsiniz. O çünkü buradan yavaş yavaş geliyor, şuraya geliyor. Onu zaten duvardan piklemeden vurursanız adam size ilgili demeye başlar. Bu şekilde. Bu map'te oynayabilirsiniz yani. Mesaj da geldi. Witcher efsane. Zaten beynim sulandı. 120 saat falan oynadım. Son 2 haftada 122 saat oynamışım. Artık beynimi hissediyorum yani. Yaz efekti. Ne diyeyim abi. Evet, bunun bir manası yok. Bu şekilde aim deadline'da yani milleti üzmek falan istiyorsun. Bir de şuradan pik var. Hafif rushladınız mesela. Şu rush iyidir aynen. CTRL ile şuraya bakarsın. Şu falan vuramaz seni zaten. Ya vurur gerçi de. Elde olmaz yani bu şekilde. Emre ben bu şekilde yani bence. Hadi görüşürüz.